Evli çiftlerimizden bir tanesini A1 ve A2 çifti olarak alalım. Bir diğerini B1 ve B2 çifti olarak alalım. Bunların dışında bir de C ve D kişileri olsun. Biz bu 6 kişi arasından 2 kişiyi seçiyoruz. Bu bize 6'nın ikili kombinasyonu kadar seçim hakkı verecektir. Yani paydamıza 6'nın ikili kombinasyonu gelir. Üst tarafa ise Seçtiğimiz ikilinin evli olma durumlarını yazacağız. Ya A1 A2 çiftini seçmemiz gerekir ya da B1 B2 çiftini seçmemiz gerekir. Yani bizim işimizi gören iki durum vardır. Pay kısmına da 2 yazmış oluruz. Altın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den bize neyi verecektir? 15'i verecektir. Paya 2 paydayı 15 gelir. Aradığımız olasılık B şıkkı 2 bölü 15 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 16. kez çevirdiğimizdeki deneysel olasılık bizden isteniyor. Bu durumda 16. kezden önceki 15 durma Odaklanmamız gerekir. İşte şurada sayının kaç defa geldiği dediği durumları topladığımızda 6, 3, 4, 2 daha 15'e ulaştığımızı görüyoruz. Paydamıza 15 gelir. 16. kez çevirmedeki deneysel olasılık için biz 2 gelmesini istiyoruz. İlk 15 defada 2'nin 3 defa geldiğini görüyoruz. O zaman buraya da istediğimiz durum olarak neyi yazarız? 3'ü yazarız ve aradığımız deneysel olasılığı 3 bölü 15'ten 1 bölü 5 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Her rakamı da her sembolü de en fazla bir defa kullanmamız gerekiyor. O zaman şu doğum tarihimizdeki rakamlara bir bakalım. Birbirinden farklı olarak bunları yazalım. En fazla bir defa kullanacağımız için elimizde birin, 2'nin, 3'ün, 8'in ve 9'un olduğunu görüyoruz. Sembollerimizin zaten 3 tane olduğu burada bize verilmiş. 5 tane rakamdan 3 tanesini seçmemiz gerekiyor. Çünkü şifremiz 3 rakam ve bir sembolden oluşuyor. 5'in üçlü kombinasyonu diyeceğiz. Beşin 5'in 3'lü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 gelir. Bu da bize 10'u verecektir. Bunu yazdıktan sonra 3 sembolden de birini seçeceğiz. Bu da 3'ün birli kombinasyondan 3 bölü 1 yani 3'ü bize vermiş olur. 10 kere 3'ten elimizde 30 durumun olduğunu görüyoruz. Bu 30 durumun her birinde Birbirinden farklı 3 rakamı ve bir sembolü yani toplamda 4 tane birbirinden farklı ee, ne diyelim e, değeri aslında sıralamış oluyoruz. Bu da bize 4 faktöryel farklı sıralama verecektir. O zaman 30 çarpı 4 faktöryel de bizi aradığımız cevaba götürmüş olur. 30'u 6 çarpı 5 diye yazarsak bunu da 4 ile çarptığımızda 6 faktöryele ulaşacağımızı yani doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Elimizdeki 6 noktadan herhangi üçünü seçeceğiz. Bu olasılığımızda paydamızı bize verecektir. Bu altın üçlü kombinasyonu yapar. Onun için paydaya altın üçlü kombinasyondan 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 gelmiş olur. Bizim istediğimiz ise seçtiğimiz bu üç noktanın bize bir üçgen vermesi bunun için 3'ü üçü aynı anda doğrusal olmayan noktalar lazım. Şu alttaki dörtlü aslında burada bize üçgen vermez. Bunlar doğrusal oldukları için buradan yapacağımız üçlü seçimlerle üçgen elde edemeyiz. E, bu dört noktanın içinden yapacağımız herhangi üçlü seçim bize bir üçgen vermez. Yani burada dördün üçlü kombinasyonunu aslında hesaplamamız gerekir. Dördün üçlü kombinasyonu dördün birli kombinasyonuna eşit ve 4 bölü birden dört olarak gelecektir. Biz bu dört durumu istemiyoruz. O zaman alt taraftaki toplam toplam durum adedinden 4'ü çıkartacağız ve payımızı hesaplamış olacağız. Burayı hesapladığımızda 5 kere 4'ten 20'nin geldiğini görüyoruz. Tüm durumlar 20, istemediğimiz durumlar 4, o zaman istediğimiz durumlar 20-4 yani 16 olarak gelir. Aradığımız olasılık da 16 bölü 20 olarak bulunur. 4 ile sadeleştirdiğimizde burası bize 4 bölü 5'i verir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. En sağdaki görselde bize verilen sağ en üstteki sarı noktadan bu nokta dışındaki iki noktaya e, doğru hareket ederek üç noktalı bir şifre oluşturacağız. Bunu kaç farklı şekilde oluşturabiliriz? Önce bunu bulalım. Burada zaten gidebileceğimiz üç yön var. E, sola gidebiliriz, çapraza gidebiliriz, bir de alta gidebiliriz. İlk hamlemiz böyle olabilir. Öncelikle sola gittiğimizi düşünsek. Soldaki şu noktamıza geldik. Buradan gidebileceğimiz kaç yerin olduğuna bir bakalım. Buradan Gidebileceğimiz bir tane burası, bir tane alt, bir tane şu çapraz, bir de sol olmak üzere dört yerin olduğunu görüyoruz. Şu anda elimizde 4 tane yer var ve bunlardan sadece bir tanesi bize bir doğru parçasını verecektir. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Yani sola sola yaptığımız hamle bize bir doğru parçası verir. Hemen onu yapalım. Buradan sola geldik, tekrar sola gittik. İşte doğru parçası elde etmiş oluruz. Sola geldikten sonra e, alt tarafa, sağ çapraza, sol çapraza yönelirsek artık doğru parçası oluşturmayız. Mesela sola geldik, şuradan şöyle gittik. Bu bir doğru parçası olmuyor. Biz bir doğru parçası arıyoruz. Tek bir parça diyoruz. Yani bu dört durumdan bir tanesi sadece bize istediğimizi veriyor bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Peki ilk hamlemiz alt tarafa doğru olsaydı buraya gelseydik buradan da 1 2 3 4 yerimizin olduğunu görüyoruz. Yine bu 4 yerden sadece bir tanesi bize doğru parçasını verecektir. Hemen onu gösterelim. İşte 6 hareket ettik. Devamında da 6 hareket ettiğimiz durum bize burada oluşan doğru parçasını verir. Yani bu 4 taneden de sadece bir tanesi bizim işimizi görmüştür diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de çapraza doğru hareket edelim. İlk olarak çapraza doğru gittik. Buradan gidebileceğimiz aslında çok yer var. Şu yukarısı 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5, burası 6, burası 7 yer. Şu anda elimizde 7 yer var. Sadece bir tanesi yine bize doğru parçasını veriyor. O da çapraz gittiğimiz durum yani şöyle gittiğimizde işte burada doğru parçamızı elde etmiş oluruz. Bu 7 taneden de bir tanesi sadece sadece bir tanesi bize doğru parçasını verir. Mesela şöyle yaptığımızı düşünürsek, pardon, bir tanesi dedik. Şurayı bir temizleyelim. Şöyle geldiğimiz düşünelim. Böyle yaptık. Buradan aşağıya dönersek bu da yine doğru parçası olmayacaktır. 2 parçadan oluşacağı için. Bu durumda toplamda 4 buradan, 4 buradan, 7 buradan 15 tane şifremiz var. 1 buradan, 1 buradan, 1 buradan 3 tanesi bize doğru parçası veriyor. O zaman olasılık da 3 bölü 15 yani 1 bölü 5 olarak gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız da B şıkkı olarak işaretleriz. Öncelikle iki büyük sarı dairemiz ile ortak olan şuradaki orta kısımdaki iki beyaz daireye odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki bir bizim için belirleyici. Bu ikisinden birini şöyle kırmızıya boyadığımızı düşünsek. Üstteki için işlem yapalım. Şimdi sol taraftakinin durumu gerçekleşir. Bir tane zaten kırmızıya boyalı daire olmalı. O zaman onun altındakini kullanmayacağız. Çünkü alttakinde boyarsak sol taraftakinde bir tane kırmızı daire olmalıydı. İki tane kırmızı daire boyamış oluruz. Bu bize istediğimizi vermez. O zaman buradakini boyadığımız için şu iki yazanda kalan 1, 2, 3, 4, 5 taneden birini ne yapmamız gerekir? Seçmemiz gerekir. Bu da 5'in birlisinden bize 5 tane seçim hakkı verecektir. Bunun dışında üsttekini değil de hani burayı değil de alttakini kırmızıya boyamış olsaydık aynı durum yine geçerli olacaktı. Oradan da 5'in birlisinden 5 durum gelmiş olacaktı. Buradan 10 durum elde ettiğimizi görüyoruz. Şimdi e, bunun dışında ne olabilir? Bir kere ortadaki ikiliyi boyama şansımız yok. Çünkü ortadaki ikiliyi aynı anda boyama şansımız yok tabii ki. Burada iki elde ederiz ama burada bir yazdığı için bu bize istediğimizi vermez. O zaman ortak olan e, daireler üzerinden yorumumuzu yaptık. Şimdi ortak olmayan kısımlara odaklanacağız. Yani ortadaki ikilden herhangi birini boyamıyoruz. O zaman sağdaki birliği için şu 4 taneden birini seçeceğiz. Bu dördün birli kombinasyondan 4 seçimi bize verir. 2 yazan için ise şu kalan 5 taneden ikisini seçeceğiz. Bu da beşin ikili kombinasyondan beş çarpı dört bölü iki çarpı bir yani 10'u bize verecektir. 4 kere 10'dan 40 gelir. O zaman 10 buradan 40 buradan olmak üzere bu işlem 50 farklı şekilde yapılabilir. Doğru cevabımızın B şıkkı 50 gelmesi gerekir. Aslında kaç farklı adette burada sıralama gelir? İşte e, Ali Kırmızı'ya oturduğunda kaç farklı şekilde sıralama olur? Cansu oturduğunda kaç farklı şekilde sıralama olur? Bunları kafaya uğrabiliriz. Ama temel mantığı anlamışsak tek bir işlemle de soruyu çözebiliriz. Burada herkes için kırmızıya oturma şansı aynıdır. Kimsenin diğerine üstünlüğü olmadığından. Yani kırmızıya oturabilecek aslında 6 kişi var. Biz kırmızıya oturacak kişinin Ali veya Cansu olmasını istiyoruz. Yani kırmızıya 6 kişi oturabilir. Bizim istediğimizde 2 kişi var kırmızıya otursun diye payda tüm durumlar olan 6'yı yazarız. Pay kısmına ise bizim istediğimiz 2 durumu yazarız ve olasılığımızı 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar doğru cevabımız burada B şıkkı gelecektir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela 7 kişinin katıldığı ya da burada 6 dediği için 6'ya girelim. 6 kişinin katıldığı bir satranç turnuvasında herkes birbiriyle maç yapacaktır. Ee, i̇şte yenen bir üst tura çıkacaktır diye bir soru sorulduğunda e, herhangi bir üstünlük e, veren bir bilgi yoksa yani işte mesela Ahmet şu maçı kazandığında şunu da kesinlikle kazanacaktır gibi bir bilgi yoksa orada Ahmet'in mesela o 6 kişi içinden o satranç turnuvasını kazanma olasılığı doğrudan 1 bölü 6'dır ya da Ahmet'in veya Mehmet'in kazanma olasılığı kaç dediğinde veya dediği için ikisi de olabileceğinden 2 bölü 6'dan cevap 1 bölü 3'tür. Burada da aynı mantık geçerlidir. Doğru cevabımız 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 yani şıkkı olarak bulunmuştur. Ardışık iki pozitif tam sayının karesini toplayacağız. Bu toplamın asal sayı olmasını istiyoruz. Elde edeceğimiz bu değerin yüzden küçük olduğu durumlara odaklanacağız. Hemen en küçük iki pozitif tam sayımızdan başlayalım. Bir'in karesi artı 2'nin karesi bize 5 asalını verir. Bir sonraki 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 13 asal olarak gelecektir. Bir sonraki 3'ün karesi artı 4'ün karesi 25 gelir. Bu asal değil. Bir sonraki 4'ün karesi artı 5'in karesi yani 41 asal olarak gelir. Bir sonraki 5'in karesi artı 6'nın karesinden 61 asal olarak gelecektir. Bir sonraki 6'nın karesi artı 7'nin karesinden 85 gelir. Bu da asal değil. Bir sonraki zaten 7'nin karesi artı 8'in karesidir. Bu zaten 100'den büyük gelir. Bundan sonrakileri alamayız. 100'ü artık geçtiğimiz için bunu da alamamış olacağız arkadaşlar. O zaman elimizdeki değerler 5, 13, 41 ve 61 olmak üzere 4 tanedir. Bu 4 sayıdan iki basamaklı olanların adedini arıyoruz. E 2 basamaklı olanlar 13, 41 ve 61 olmak üzere 3 tane gelir. Aradığımız olasılık 3 bölü 4 yani değişiklik olarak bulunmuştur. Öncelikle bize verilen A sayısının 5 ile bölümünden kalanı bulacağız. Bu kalanı N olarak düşünelim. Tabii ki bir sayı 5 ile böldüğümüzde bir tam sayı kalan 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 1 de 4 olabilir. Hani 5'in tam katıysa kalan 0'dır diye bunu da söylemiş olalım. O zaman biz burada FA eşittir GA olsun istiyoruz. İkisinde de A'nın 5 ile bölümünden kalan üzerinden gideceğiz. Biz bunu N olarak aldığımızda... Aslında f a eşittir g a ise n'nin karesi artı 2 eşittir. 2 n artı 1'i ne yapmış oluruz? Yakalamış oluruz. Hepsini aynı tarafa topladığımızda n kare eksi 2 n artı 1 eşittir 0 gelir. Bu n eksi 1'in karesi eşittir 0'dır ve burası n'yi bize 1 olarak verir. Demek ki buradaki n değeri yani f ve g'nin şu iç kısmına yazılmış a sayısının 5 ile bölümünden kalanın kaç olması gerekir? 1. O zaman k'miz 1 tam sayı olmak üzere biz a'mızın 5'in tam katından bir fazla olan bir tam sayı olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hatta doğal sayılar demiş. O zaman k'mizi doğal sayı gibi düşünebiliriz. Mesela k'ye 0 versek burası 1 gelir. 1 versek 6, 2 versek 11. Bu şekilde 5 artarak ne yapmış oluruz? İlerlemiş oluruz. Ee, o zaman şu 1'den 100'e kadar olan değerlerden kaç tanesi şu formatta bunu bulmamız gerekiyor. Bir kere en küçük 1 olarak gelecektir. Bir sonraki 5 çarpı 1 artı 1 gelir 6. Diğeri 5 çarpı 2 artı 1 gelmiş olur. Devam devam ettiğimizde en fazla 96'ya kadar gelebiliriz. O da 5 çarpı 19 artı kaç olarak gelmiş olur? 1 olarak gelmiş olur. Kaç tane sayı yakaladık? Şimdi şurada 5 çarpı 1'den başladık. 5 çarpı 2 diye gittik. En son 5 çarpı 19'a geldik. 1'den 19'a 19 tane gelir. Bir de şu birimiz var. 20 tane burada sayı var bize istediğimizi veren. O zaman bu 100 sayının içinden bizim istediğimiz durumu sağlayan 20 sayı var. Olasılık 20 bölü 100 olarak gelecektir. Yani bu da bize bir bölü 5'i verir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. 5 artı 3'ten toplam 8 kişi içinden 3 tanesini rastgele seçeceğiz. Bu bize 8'in üçlü kombinasyonu kadar durumu verecektir. Ama seçtiğimiz 3 kişinin hepsinin aynı cinsiyette olmadığını biliyoruz. Yani 3'ü birden kız ya da 3'ü birden erkek olamaz. O zaman 3'ünün birden kız veya 3'ünün birden erkek olduğu durumları bu 8'in üçlüsü kadar durumdan çıkartacağız. Bunları bir hesaplayalım. 3 kızın 3'ünü birden seçemeyiz. O zaman 3'ün üçlüsünü buradan çıkartıyoruz. 5 erkeğin içinden de 3 üçlü seçemeyeceğiz. Bu da 5'in 3'ü kadar durumu bize verecektir. Bunlar istemediğimiz durumlar. İşte burası bize tüm durumu verir, paydaya gelir. Paya ise bizim istediğimiz durum gelecektir. Biz ne istiyoruz? Seçtiğimiz 3 kişinin de sarışın olmasını. Toplam ikisi kız, üçü erkek olmak üzere 5 sarışın var. Bu 5 sarışının içinden 3 tanesini seçeceğiz. Ama burada da Hani zaten kızlardan 2 tane sarışın var. Yani 3 tane sarışın kız seçemiyoruz. Aynı cinsiyette olmasını istiyoruz ya. E ama erkeklerden 3 sarışın olduğu için bu üçünü seçtiğimiz durumu da alamayız. Bu da bize 3'ün üçtüsü kadar yani bir durum verecektir. Bunu da istemediğimizi söyleyebiliriz. 5'in üçtüsü 10 yapar. 3'ün üçtüsünden 1 gelir. 8'in üçtüsü 8 7 6 bölü 3 2 1'den bize 56'yı verir. 3'ün üçtüsü 1, 5'in üçtüsü de 10 yapar. Burayı toparladığımızda 9/45'in geldiğini. Bunun da bize 1/5'i Aradığımız olasılık olarak verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar Elimizdeki iki dosyadan bir tanesi 1 GBlık diğeri ise 3 GBlık olarak bize verilmiş. Ee, burada kullanabileceğimiz flash bellekler ise 1 2 3 4 ve 5 GB'lık bellekler ee, tabi burada nasıl bir paylaşım yapabiliriz ya da e, hangi bellekleri kullanabiliriz buna kafa yorduğumuzda zaten elimizdeki 1 GB'lık e, dosyaya baktığımızda e, flash belleklerimizin hepsi bunun yüklenmesi için uygun en küçüğünün bile 1 GB'lık hafızası var o zaman 1 GB'lık için karşımızda 5 seçeneğin olduğunu görüyoruz ama 3 GB'lık olana baktığımızda bunu biz ya 3'lüye ya 4'lüye ya 5 GB'lı yüklemeliyiz bu da 3 GB'lık için 3 seçeneği bize verecektir. O zaman 5 kere 3'ten burada 15 durumun olduğunu söyleyebiliriz. Ama şuna dikkat etmemiz gerekir. Mesela e, buradaki e, 4 GB'la ya da 5 GB'la ikisini birden aynı anda yükleyebiliriz. Çünkü 1 artı 3 bize 4'ü verir. Yani 4'ün tamamını 4'lüye de yükleyebiliriz. 4'ün tamamını 5'liye de yükleyebiliriz. Ama şu 3 de aslında ortaktır. Yani biz 1 GB'lık dosya içinde 3 GB'lık dosya içinde 3 GB'lık belliye yükleyebileceğimizi söyledik. Ama ikisi içinde 3 GB'lık belliğe yöneldiğimizde ki bu 15 seçimin içinde bu da vardır. Bu bize istediğimizi vermez. Çünkü toplamları 4'tür. İkisini aynı anda 3'lüye yükleyemeyiz. Dolayısıyla bu 15 durumdan bir tanesi bize istediğimizi vermeyen durumdur. Yani karşımızda 14 durumun olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E bizim istediğimiz ikisini aynı belliğe yüklemek. Az önce söylediğim gibi bunu sadece 4 GB'lık ve 5 GB'lıkta kullanabildiğimiz için bizim istediğimiz iki durum vardır. O zaman olasılığımız da 2 bölü 14'ten 1 bölü 7 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir.